sevgili izleyiciler. TRT ekranlarında tekrar birlikteyiz. Ve Osmanlı Türkçesi derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, birinci bölümde Osmanlı Türkçesinin temel kurallarını görmüştük. İkinci bölümde ise bu görmüş olduğumuz temel kuralların detaylarını, teferruatını, ayrıntılarını hep birlikte işliyoruz. Ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ilk slaytımız geliyor. Kalın ve ince karşılığı olan harfler. Osmanlı Türkçesinde birbirine benzeyen, ses itibariyle birbirine benzeyen harfler var. Şüphesiz aynısı değil. Ama bu harflerin bazıları kalın sesler için, bazıları da ince sesler için kullanılıyor. Bunları şimdi ayrıntılarıyla görelim. Evet. H, H, Kaf, Kef, Gayın ve Gef harfleri. Bunlar birbirine yakın harfler. Ama h harfi, kaf harfi ve gayin harfi kalın sesler için kullanılıyor. Yani a, ı, o ve u sesleri için h, kaf ve gayin. h, kef ve gef harfleri ise e, i, ö, ü sesleri geldiğinde kullanılıyor. Örnek Hakan. H harfi kalın sesler için kullanılıyor demiştik. Ha, harfin h'nın öndeki ses a dolayısıyla ha gelmiş oldu. H ince sesler için kullanılır demiştik. Hemen hemen e sesi geldiğinde h devreye girmiş oldu. Peki. Kaf kalınlar için kullanılıyor. Kor. Kor o sesi kalın. Kef kör. Ö sesi, ince ses ve kef gelmiş oldu. Kor, kör. Ağrı, ağrı, eğri. A kalın, gayın geldi. E ince, gef geldi. Hakan, hemen. Kor, kör, ağrı, eğri. Evet, okunuşlarını şimdi göreceğiz hep birlikte. Evet, Hakan, hemen. kör. Kor, buna ait. Kör, buna ait. Çapraz olmuş, evet. Ağrı, eğri. E başka kalın ve ince ses karşılığı olan harfler var mı? Evet, sat ve tı harflerimiz de var. Şimdi onların biraz daha detayları var. Hep birlikte görelim. Evet, önce sat harfini işleyeceğiz. Kalın sesliler için satı tercih ediyoruz. İnce sesliler için de sin. Evet. Satla alakalı birinci kuralımız. Sat harfi Türkçe kelimelerde kalın s sesinin karşılığı olarak kullanılır. Bunu zaten söylemiştik. Kalın sesli kelimelerin her hecesinde kullanılır. Kalın sesli hecelerin hepsinde sat kullanılıyor. Evet okuyorum. Sarı. Sarı. Sap. Sakal. Soru. O kalın bir sestir. Dolayısıyla sat geldi. Soru suç sunum evet okunuşlarını göreceğiz sarı sap sakal soru suç ve sunum demek ki sat harfi kalın sesli hecelerde kullanılıyor her hecede kullanılıyor evet bir alt başlık daha geliyor Sat harfi sakin okunduğu hecelerde de kullanılır. Evet, sadece sesli e, kalınlarda değil, sakin olduğu yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle cezimli olduğu yani kendisine bir harfin bağlandığı hecelerde de kullanılır. Mesela pas, pas. Satın burada sesi yok. Ne yapıldı? Pa hecesi sata bağlandı. Buradaki sat'a sakin sat diyoruz. Neden sakin diyoruz? Çünkü satın sesi yok. A, E vesaire sesi yok. Buna aynı zamanda buradaki ifadeyle sakin diyoruz. Evet. Pas, pas. Kas, nak. Evet yine aynı şekilde Kaf ve Elif K sat'a bağlandı. Sat burada sakin. Yani e, sesi yok. Herhangi bir sesi yok. Kas, nak asma, evet, ıslak, ıssız, evet. Şu çizgiye dikkatinizi çekiyorum, yatay çizgiye. Bu yatay çizgi neydi? El yazısında, rikada sin. Kitap harflerinde sin, üç dişli geliyor idi. Ama el yazısında dişler kalktı. Sadece yatay düz bir çizgi, uzun bir çizgi bunu karıştırmayalım diye hatırlattım. ıssız. Evet, bastırma. Şimdi okunuşlarını göreceğiz. Asma, kasnak, paspas, ıslak, ıssız, bastırma. Evet. Bir sonraki slaytımıza geçiyoruz. Aynı zamanda ilave bir kuralımıza. Aynı kelimede ikinci kalın s sesleri için sin harfi kullanılır. Evet ilk hecede yahut iki ilk hecelerde kalın ses var ve sat geldi. Tekrar sel sesi geldi. O da kalın ama birinci sat yeterli olduğundan dolayı ikinci selerde... kalın da olsa sin tercih ediliyor. Evet. Sam, sun. Sun. Şu heceye dikkatinizi çekiyorum. Sundaki u kalın. Normalde sat gelmesi gerekiyor. Ama ilk sat yeterli olduğundan dolayı ikinci S se, kalın S sesi sinle yazılıyor. Samsun. Su, sam. Susam. Su, sağda kalın ama artık ikinci hecedeki kalın sesli S se, e, sin olaraktan yazıldı. Susam. Evet, sız, sız, ka, sız, ka. Evet, sa, sı, sası sak, sa, ran, sak, sı Demek ki aynı kelimede ikinci kalın s sesi varsa bu artık satla değil silne yazılıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi kelimelerin okunuşunu görüyoruz. Samsun, susam, sıska, sası, saksağan ve saksı. Geçiyoruz. Yine bir alt kurala geçiyoruz sat harfinin mükerreren kullanıldığı kelimeler de vardır. Evet, ee, bir önceki kuralımıza ilave olarak e, aynı kelimede sat harfinin iki defa kullanıldığı durumlar yok mu? Az da olsa var. İşte bunlar da örnekleri. Nedir? Sars. Sars. Sus. Sus. Burada sin gelmedi. Bir önceki kuralda sin gelir demiştik ama tek tük bazı istisnai durumlarda iki tane satın da aynı kelimede geldiği söz konusu. Gelmesi söz konusu. Evet. SARS ve SUS okunuşları geldi. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi sat harfi bitti. T harfine geldik. T harfi de yine kalın seslerde kullanılan bir e, harfimizdir. Bunun karşılığı olarak T vardır ince olarak. Evet okuyorum. T harfi Türkçe kelimelerde kalın T ve D. Kalın T ve kalın D sesinin karşılığı olarak kullanılır. Evet. Ta ve da. Kalın T olaraktan ta, kalın D olarak da. Evet. Kalın T sesi olarak genellikle ilk hecelerde kullanılır. Kalın T sesi olarak genellikle ilk hecelerde kullanılır. Evet. Tay. Ta tapu. Tapu. Palto. Fotoğraf. Toprak. Torun. Torun. Evet. Okunuşlarını görüyoruz. Evet. Tay, tapu, palto, fotoğraf, toprak, torun. Sonraki slaytımız. Evet. Bazı şehir isimlerinde ve içinde ince sesli harf bulunduran yabancı kelimelerin ilk harfleri hariç herhangi bir hecesinde kalın T sesi olarak kullanılır. Evet. Bazı şehir isimlerinde kullanılıyormuş. T harfi, kalın T harfi aynı zamanda içinde ince sesli harf bulunduran yabancı kelimelerin ilk harfleri hariç ilk harfleri hariç. Evet. Herhangi bir hecesinde kalın T sesi olarak kullanılır. Evet, şehirlere örnek: Kastamonu, Kastamonu. Evet, tı geldi. Parta Evet. Şimdi ince sesli harf bulunduran yabancı kelimelerin ilk harfleri hariç, ilk harfleri hariç herhangi bir hecesinde kalın T. İlk hecede gelmez. Ama içerisinde ince ses var. Olsun. İlk hece hariç diğer yerde kalın t geliyor. Göreceğiz. İmparator. Evet. Sigorta. Halbuki burada i sesi var. Sigortanın si'sinde, si hecesinde i olmasına rağmen burada kalın geldi. Yine imparatorun ilk hecesi i. Halbuki ince sesli bir harf gelmesi lazım. Yani T gelmesi lazım. Hayır. Burada tı geliyor. Evet. İs, kon, to. Yine aynı şekilde i incedir. Bu da T gelmesi gerekirken T gelmiyor. Yine tı geliyor. İs, kon, to. to. Evet. Demek ki modern kelimeler de Osmanlı Türkçesiyle yazılabiliyormuş. Bunu da görüyoruz. Evet. Kastamonu, Sparta. İmparator, Sigorta, iskonto, Aristo. Devam ediyoruz. Başka bir kuralımız geliyor. Evet, T harfi istisnalar haricinde sakin hecelerde kullanılmaz. Bu durumda T harfi tercih edilir. Evet, sakini tekrar hatırlatıyorum. Sakin harf demek sesi olmayan. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dezimli harf demektir. Herhangi bir sesi yok. Böyle durumlarda bir kelimede, hecede T sesi var. Kalın da olsa, eğer T sesi sakinse, yani ha, e, sessiz bir durumda ise o zaman T değil, T tercih ediliyor. Evet, mart. Halbuki ma, a yani kalın. Dolayısıyla T gelmesi lazım. Ama T, T, t sesi sakin olduğundan, e, sessiz olduğundan, T değil, T geldi. Mart. Çat, lak. Evet, burada yine sakin, e, sessiz. Çatlak. Patlak. Otlak. Atkı. Kart. Kart. Evet, okunuşunu görüyoruz. Mart, çatlak, patlak, otlak, atkı ve kart. Örnekleri. Peki. Şimdi dedik ki t harfi istisnalar haricinde sakin hecelerde kullanılmaz. İstisnalar neler? Bu örnekler geldi. İstisnalarda t kullanılıyor demektir bu. Evet. Not. Not. Ne yaptık? T değil tı geldi. At las bulut ahlat evet buralarda, burada, burada, burada ve burada T değil. Bir önceki kuralımıza göre T gelmesi gerekiyordu ama bunlar istisna kelimeler ve buralarda T değil T harfi gelmiş oldu. Evet, not, atlas, bulut ve ahlat. Evet, Aynı kelimede ikinci kalın t sesleri için, evet t sesleri için t harfi kullanılır. Bu sat içinde geçerliydi. Biraz önce gösterdiğimiz sat içinde bir kelimede sat bir defa kullanıldıysa ikinci s sesi için kalın da olsa sat değil artık sin kullanılıyor demiştik hatırlayalım. Burada da aynı şekilde bir kelimede tı kullanıldı kalın bir ses, ses, var. Tığ kullanıldı. İkinci tığ sesi için artık tığ kullanılmıyor. T kullanılıyor. Velev ki kalın olsun yine T kullanılıyor. Evet. Tar, t. T. I kalın. T gelmesi gerekiyor. Hayır. Artık ikinci t sesi t ile yazılıyor. Tartı. Tut kun. Tut kun. Tu tam. Tutam tatlı, tut kal, tut sak. Evet, şimdi okunuşlarını görüyoruz. Tartı, tutkun, tutam, tatlı, tutkal, tutsak. Evet, devam ediyoruz. Başka bir kuralımız geldi. T harfi kalın D sesi olarak genellikle içerisinde o veya a sesi bulunan ilk hecelerde kullanılır. Evet. Dedik ki tı kalın t ve kalın d olarak da kullanılır demiştik. Kalın d de, da manasında evet. dal, damar dalgın dargın dokunaklı Adana ada oda kalın d sesi olarak geldi. Evet devam ediyoruz. Dargın Dalgın, Damar, Dağ, Dokunaklı, Adana, Ada ve Oda. Evet, devam ediyoruz. Aynı kelimede ikinci kalın D sesler için dal harfi kullanılır. Evet, dudak, evet, dadanma, dadaş. İkinci D, D sesleri dal olarak kullanıldı. Evet, devam ediyoruz. Sat ve tı harflerinin müşterek kaideleri. Kalın dahi olsa hiçbir isim veya fiil ekinde sat ve tı harfi kullanılmaz. Evet. Demek ki hiçbir isim veya fiil ekinde yani eklerde, eklerde sat tı kullanılmaz. Evet. Sarımsı. Kalsak. Yapar mısın? Alsın. Uçtu mu? Sattık yaptıkça koştur. Kırmızıyla gösterilen yerler ek. Dikkat ederseniz eklerin hiçbir tanesinde ne sat ne de tı gelmedi. Aslında gelmesi gerekiyor bazı yerlerde ama dal harfi tercih edildi veya sin harfi tercih edildi. Evet sarımsı kalsak yapar mısın alsın uçtu mu sattık yaptıkça koştur. Evet. Devam ediyoruz başka. Evet içinde ince sesli, yumuşak telaffuzlu bir harf bulunan kelimelerde de bu iki harf kullanılmaz. Evet ince ses, yumuşak telaffuz varsa sat ve tığ kullanılmıyor. İnce ses örnek patates, triko, asansör. Dikkat ederseniz buralarda sat kullanılmadı, tı kullanılmadı. Yumuşak telaffuz, santral, Sardalya. Evet, bunlar da yumuşak telaffuz. Dolayısıyla ne sat ne tı kullanılmadı. Evet, patates, triko, asansör, santral ve sardalya. Devam ediyoruz. Evet. içinde kalın S ve T sesleri bulunduran bir kelimede ilk harf ilk harf telaffuzu yeteri kadar kalınlaştırdığından ikinci harf için ince karşılığı olan sin veya t harfi kullanılır. Evet. içinde kalın s ve t harfleri bulunduran bir kelimede ilk harf telaffuzu yeteri kadar kalınlaştırdığından ikinci harf ince kullanılıyor. Yani ilk hecede ilk hecede kalın olduğundan sat ve tı geldi. İkinci hecede, üçüncü hecede artık sat ve tı kullanılmıyor çünkü yeterince ağırlık var. Dolayısıyla sin ve t te tercih ediliyor. Evet. Sa taşmak. Ta'ya dikkatinizi çekiyorum. Normalde tığ gelmesi gerekiyor ama sat yeterince kalınlaştırdığından tığ gelmedi. Sa taşmak. Satış. E sıtma. Yastık. Evet. Tas. Tosun. Taslak. Tasma. Evet, ikinci Tığlar ve sel sat, e, satlar artık kullanılmadı. Neden? İlk gelenler yeterince kelimeye ağırlık verdiğinden, kalınlık verdiğinden dolayı sataşmak, satış, sıtma, yastık, tas, tosun, taslak, tasma. Evet, sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş olduk. Kalın ve ince karşılığı olan harfleri karşılaştırmalı olarak ve detaylı bir şekilde bugün incelemiş olduk. Daha önce bunlardan bahsetmiştik ama bugün detaylarını gördük. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.